Barbaros Şansal, 1959 yılında Türkiye'nin başkenti Ankara'da Sungur Tekin Şansal ve Güner Eczacıbaşı'nın çocuğu olarak doğdu. Annesi İzmirli, babası İstanbul'luydu. 1950 yılının Ankara'sında burjuva bir ailenin, mühendis bir babanın oğluydu. Çeşitli eğitim kurumlarında içinde bulunduğu şartlar nedeniyle macera dolu geçirdi eğitim hayatını. Simge Çerkezoğlu'na verdiği röportajda hayattaki ilk yıllarını şöyle anlatmıştı: "Benim Annem babam hayatta yaşıyorlar ama annem babam ve kardeşlerim yok benim. Ben ilkokulda yatılı okumaya başladım. Hiç çocuk odam, hiç aile evim olmadı. İnsanlar benim ailem oldu. Sınıf arkadaşlarım, kardeşim, tüm öğretmenlerim ebeveynim oldu. Onlarla mutlu olup yaşamayı ve sosyal olmayı öğrendim. Kendi öykümde de bunu anlattım. Unutmayın her kötü tecrübe insana iyi sonuçlar kazandırabiliyor. İnsanların önce sizden uzak durmasını, çekinmesini ve korkmasını sağlayın. Çünkü hayatta sizi ilk gördüğünde sevip, sayıp, güvenen kimse size sonunda kötülük yapıyor. Hayatta her zaman olumsuzlukları olumluya çevirmeyi bilmek gerekiyor. Şişli Özel Dost İlkokulu, Yeşilköy Halil Vedat Fıratlı Pansiyonlu İlkokulu, Site Koleji, İstanbul Alman Lisesi, İzmir Fatih Koleji, İstanbul Vefa Lisesi, İstanbul Maltepe Lisesi, İstanbul Fenerbahçe Lisesi ve sonunda Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi. 1980 yılında kreatörlük yaşam biçimini şekillendirirken ülkenin siyasi belirsizliği ve ihtilal yüzünden işletme fakültesindeki eğitimini bırakarak İngiltere'de gitti, Londra'ya yerleşti ve 9 yıl dönmedi. Ekranların renkli yüzü Barbaros Şansal Sözcü gazetesine verdiği röportajda 1980 darbesinde yaşadığı korkunç günleri şöyle anlatmıştı. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde iyi bir yönetim hatırlamıyorum. 1980'de Kenan Evren iktidara geldiğinde ben kırmızı lastik pabuçlarım var diye Selimiye'ye alındım. Oradan Sansaryan Han'a alındım. İşkence gördüm, Zühreviye'ye yollandım. Saçlarım kesildi. Gayrettepe ve Beyoğlu'nun bütün zindanlarını işkence gencelerini, polislerin bana yaptığı taviz ve tecavüzleri unutmadım. Haydar Paşa'dan trene konulup Eskişehir'e sürüldüm. 4 sene Londra, 2,5 sene İsviçre, Fransa ve Almanya'da yaşadı. Londra'da Royal Akademi'de 4 yıllık eğitimini tamamladı. İsviçre'de moda, renk ve estetik üzerine eğitim gördü. Eğitiminin son yıllarında bir yandan tahta mandallardan sallanan sandalyeler ve seramik hediyelikler yapıp aynı zamanda Vakko gibi kurumların bölümlerinde çalıştı. İsviçre'de olduğu dönemde evlendi. Gençliğinde yapmış olduğu bu evlilikten İsviçre'de yaşayan doktor bir kızı olduğu biliniyor. Yurda döndüğünde Yıldırım Mayruk atölyelerinde asistan olarak çalışmaya başladı. Bizim Anadolu'dan Filiz Tümer'e verdiği röportajda Yıldırım Mayruk'la yollarının nasıl kesiştiğini şöyle anlatmıştı. Yıldırım Bey'le tanışmamız sabaha karşı bir ana bulvarda sokakta yalnız yalnız dolaşırken oldu. Harbiye Ordu Evi önü, Cumhuriyet Caddesi. Böyle başlayan bir dostluk oldu. Aslında ben sektöre 30 yıl önce girmiştim. Yıldırım Bey 40 yılı aşan çok büyük tecrübe ve ustadır. Atölye kavramından geliyor çok nazik bir beyefendidir. Dünyadaki yaşayan 5-6 drape ustasından biridir. Hayatının büyük bir bölümünü Yıldırım Mayruk moda tasarımın ortağı olarak tasarım, işletme, yönetim, ithalat, ihracat ve uluslararası ilişkiler görevlerini sürdürerek geçirdi. Barbaros Şansal'ın ustası Yıldırım Mayruk kendisine terzi dediği için o da kendisi için terziye mademektedir. Yakın arkadaşları tarafından Barbie diye çağrıldığı biliniyor. Sözcüye verdiği röportajda psikosomatik bozukluk nedeniyle askere alın alınmadığını söyleyen Şansal, askere gitmeyi çok isterdim dedi. Keşke beni askere alsalardı. Psikosomatik bozukluk diyerek bir kenara attılar. Atatürk'ün çocukları neden çiçekli pantolonla girmesin meclise? Saçını üzüm kırmızısı boyayan, burma bayıklı vekiller oluyor da ben neden olmayayım? Barbaros Şansal bunların yanı sıra moda ve yaratıcı çalışmalarına Taksim'deki eski Sinematek salonunda Türkiye'nin ilk moda eğitim stüdyosunu kurarak da devam etmişti. Barbaros Şansal ateist olduğunu da söyledi. Kasım 2014'te çıkan haberlerde Barbaros Şansal'ın Ateizm Derneği'ne üye olduğu bildirildi. Eylül 2015'te Ateizm Derneği'nin yönetim kuruluna seçildi. Modacı kişiliğinin yanı sıra LGBT hakları savunuculuğu ve savaş karşıtı kişiliğiyle de biliniyor. Sokakta yaşlı bir teyzeyle sarmaş dolaş konuşabilen, Dubai'de Cumhurbaşkanı ile protokol yemeğinde veya emirle yan yana sohbet ederken deklanşöre basılıyor. Aynı zamanda sokak çocukları ve mendilci kızlarla gülüşüp kaynaşabiliyor. Kendini eleştirebiliyor ve özgüveni sonsuz. Gezi olayları sırasında değme muhabirlere taş çıkarttı. Saatlerce canlı yayın yaptı. Gezi parkı zamanı kaçırıldı. Ona suç uydurdu dediler. Ünlü modacı İngilizce ve Almanca okur yazarı, Fransızca haberleşebiliyor ve de gelişmiş bir Türkçe hakimiyetine sahip. 2023'e Hikayeler adlı gösteri zincirinin de isim babası. Bir yandan ulusal markalaşmayı sürdürürken Yıldırım Mayruk Moda Laboratuvarı'nda Türkiye'nin en önemli moda arşivini planlamaktaydı. Küresel organizasyonların yanı sıra eğitim vermek üzere de yaratıcı stratejiler oluşturmuştu. Habertürk'te Toplu İğne ve Skytürk'te Türk'te isimli programlar yaptı. Bugün ne giysem adlı programında da görev aldı. Üç kuruşluk mahalle dersleri adlı tiyatro oyununda oynadı. Üçüncü sınıf hamur kağıda matbaa mürekkebi hayatlar isimli bir kitap yazdı. Moda okulunda öğrendiğim 101 şey isimli kitabı Türkçe'ye çevirip yayınladı. Marmara Üniversitesi ve Ankara Başkent Üniversitesi'nde moda tarihi dersleri verdi. Şubat 2009'da bizim Anadolu'ya verdiği röportajda moda sektöründe küçük beden pazarlama aldatmacası lafınıza biraz açar mısınız sorusunu şöyle yanıtlamıştı. Bedenler küçüldükçe sömüren bedenler şişmanlıyor. Ayrıca bir tasarımcı olarak sıfır bedene karşı olduğumu ve hoş bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Biz mısır korkuluğuna kıyafet dikmiyoruz. Yuvarlak katlarıyla kadına kıyafet dikiyoruz. Ama bir pazarlama unsuru olarak photoshoplarla, çeşitli taktiklerle dudaklar kalın, kaşlar kalkık falan gösteriliyor. Gracias. 11 Nisan 2015 tarihinde Yıldırım Mayruk'la birlikte İstanbul'da Peramezat Müzayedeciliği'nin düzenlediği Yıldırım Mayruk Anılar Müzayedesi ile evlerindeki eşyaları satışa çıkardılar. Ardından Kıbrıs'ın Karniköy'üne taşınmaya karar verdikleri için Türkiye'den ayrıldılar. Eylül 2020'de Barbaros Şansal ve Yıldırım Mayruk İstanbul'da gerçekleştirilen tiyatral sunumlu jübileyle meslek hayatlarına veda etti. 26 Ekim 2020 tarihinde Barbaros Şansal Yıldırım Mayruk'la beraber Türkiye'de faaliyetlerini sona erdirdiğini duyurdu. Barbaros Şansal için söylenecek fazla bir söz yok aslında. Ona çılgın deha diyenler de var. Yıllar önce bizim Anadolu'ya verdiği röportajda sosyal projelerde değişik catwalk imajlarıyla protestolu moda gösterileriniz hakkında neler söyleyebilirsiniz sorusunu şöyle yanıtlamıştı. Evet, 2023'e hikayeler yani Cumhuriyet'in 100. yılına kadar sürmesi hedeflenen çağdaş, global alımlı, güncel Türk kadınının güncel formatını popüler belgeleriyle arşivleyen bir zincir bu. Tezat ve çevre faktörünü irdeleyen bir tema üzerine sunulur bu koleksiyonlar bizim moda laboratuvarında. Mesela Bağdat'ın düştüğü 11 Nisan'daki moda gösterimizin adı Asilum'du ve mülteci sorununu anlatıyordu. Siyah burma ağaçlarından da dekorasyon ve çalıştığım bütün mankenler Senegal'den, Pildişi sahillerinden Tutunda, Tonga'ya kadar mülteci mankenlerdi. Ama Bağdat'ı ben düşürmedim. Yani insana mesajların doğru kutularda, doğru ambalajlarda verilmesi lazım. Öne çıkıp kürkün üzerine boya atmakla değil, düşünmeye zorlayarak, hatta kontrast yaratarak kalıcı işler olacağına inandığım için bu tür stratejilere giriyorum. 2017'de Makam Odası Lynch, 2019'da Prova Odası adlı kitapları çıkmıştı. Prova Odası kitabında ayrıca son 60 yılda kentli kültürün nasıl erozyona uğradığı ve özellikle İstanbul'da hanımefendilik ve beyefendilik kavramlarının yok olduğu anlatılıyordu. Kitap şu cümleyle başlıyordu. Hayatı bize öğretildiği gibi yaşamak zorunda mıyız? Bir başka kitaba daha kendi öyküsüyle hayat verdi. Rehan Barbur'un Baba Öyküler kitabı, farklı aile hayatlarının anlatıldığı bu kitapta en çarpıcı öykü onun ki diyebiliriz. Barbaros Şansalı'yı diğer modacılardan ayıran en önemli özelliği belki de lafların hiç esirgememesi. Bunun sebebi de korkmaması. 1 Ocak 2017'de yılbaşı kutlamaları sırasında paylaştığı bir videoda söylediği 2017'de hepinize girdi. Mutlu yıllar tadını çıkarın, yan yatın, kendinizi serbest bırakın. Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taiz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başına giderken, bağnazlar sokaklarda tebliğcilerle pislik dağıtırken siz de hala yeni yıl mı kutluyorsunuz? Bu kadar pisliğin, sefaletin, rezaletin içinde bokunda boğul Türkiye demişti. Bunun ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, yılbaşı tatili için ülkeye gelen Şansal'ı gözaltına alarak Türkiye'ye sınır dışı etti ve uçakla Atatürk Havalimanı'na gönderdi. Buraya kadar tehlikeli bir durum yoktu belki ama o uçakla gelmeye hazırlanırken haber ajansı Barbaros Şansal'ın uçuş bilgileri de dahil bazı kişisel bilgilerini paylaşmıştı. Havalimanının apronunda uçaktan inişi sırasında Şansal, buraya giren bazı kişiler tarafından fiziki ve sözlü saldırıya uğradı. Merdiven yanaştı, henüz kapılar açılmamıştı ama bir anda onlarca kişi toplandı. Uluslararası bir havalimanında böyle bir şey olamazdı. Neler oluyor derken uçağın kapısı açıldı. Yolcular inmeye başladı. Gecenin karanlığında ortamı aydınlatan lambaların ışığında Barbaros Şansal'ı fark eden kalabalıktan ağır üfürler yükselmeye başladı. Bir anda ortalık karıştı. Peş peşe yumruklar, tekmeler. Şansal yere düştü. Tekmeler devam etti. 45 saniye kadar sürdü bu saldırı. Sonunda Şansal beyaz bir otomobile bindirilerek kurtarıldı. Avukatı Efkan Bolaç, Şansal'ın belinden, böbreklerinden ve kasıklarından darbe aldığını açıkladı. Bu saldırı için yargılama tam 5 yıl sürdü. Görülen davada mahkeme heyeti basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla yargılanan 12 sanık hakkında beraat kararı verdi. Bir sanık hakkında adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Barbaros Şansal ise darp sırasında polis tarafından gözaltına alındıktan sonra ifadesi alındı ve ertesi gün tutuklandı. Kullandığı sözlerin ayrımcılığa karşı bir hiciv olduğunu belirterek kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Ancak hapis cezasına çarptırıldı. Aslında bu o tarza çektiği ilk video değildi. Zaten bu söz kendisine de ait değildi. 2015'te verdiği bir röportajın başlığıydı. Röportajı yapan arkadaş Kunda Boğul Türkiye diyebilir miyiz diye sormuş. O da onaylamıştı. Hatta o röportajı savcılığa delil olarak verdiğini söylüyordu. Ayrıca bu paylaşımın gerçekleşen İstanbul Gece Kuruluşu kulübü saldırısı sonrasında yapıldığı söyleniyordu. Ancak Barbaros Şansal'ın söylediğine göre timeline'da bu paylaşım saldırıdan önce yapılmıştı. Hapishanede geçirdiği 56 gün hakkında makam odası linç kitabını yazdı. Anlattıklarına göre hapiste zor zamanlar geçirmişti. Psikolojik şiddete maruz kalmıştı. Çok küçük bir hücrede kalıyordu ve sağlık sorunları yaşamıştı fazlasıyla. Daha burada anlatmaya kalksak bitiremeyeceğimiz pek çok şey yaşadı Barbaros Şansal. Sonuncusu 11 Kasım 2024'te. Yani bugün yaşandı. İstanbul'da Ercan Havalimanı'ndan gelen Barbaros Şansal pasaport kontrol noktasında gözaltına alındı. Şansal'ın Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indiği ve ülkeye giriş yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde Şansal hakkında İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan arama kararı nedeniyle işlem başlatıldı. Gözaltına alınmasının ardından şansal İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ünlü modacı ifadesi alınmak üzere Gazi Osman Paşa Adliyesi Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Burada verdiği ifade sonrası serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı. Olayın ardından şansal sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını takipçilerine duyurdu. Savaşa hayırdan geziye, ergene tutuklularına kadar tüm eylem ve yürüyüşlerde en ön saftaydı o. Tek liderim var, o da Atatürk diyordu. Ancak verdiği son röportajlarda gördüğüm kadarıyla hayatını temelli Türkiye'de geçirmeyi düşünmüyor. Ona burada yaşam hakkı tanınmadığını düşünüyor. Biz de Barbaros Şansalı hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.